Şimdi hepsini tek tek okuyamayacağım. Platformda ilginç şeyler olmaya devam ediyor. Ben de sizler gibi şaşkınlıkla takip ediyorum. Yani ne oluyor, ne bittiğini ben de tam anlam veremedim. Ama hani bu esnada da en azından bir birbirimizden haberdar olalım. Bir hafta geçti üzerinden. Yayın açmadık. Bir tepki yaptık belki. Ama sonuçta bir yerde de bu bizim işimiz. Yani elbet buraya geri döneceğiz veya herhangi bir platforma. O yüzden en azından böyle biraz muhabbet edelim diye ben bir yayın açmak istedim ya. İçim böyle rahat hissetmedim. O yüzden sizle tekrar görüşmek istedim. Bir de çok fazla hani mesajlarda, DM'lerden, işte yorumlardan falan böyle şey yapıyorduk. Platform değişikliği yapan arkadaşların açıklamalarını tabii ki takip ettim ben de. Yani herkes için hayırlısı olsun abi. Herkesin kendi kararı. Bence yani duruşu olan bir hareket. Toplu alınmış bir hareket değil. Yani şimdi bana diyorlar mesela siz geçecek misiniz? Bir kere siz diye bir şey yok aslına bakarsan. Yani onu bir netleyelim. Şöyle siz diye bir şey yok. Bana da çok soru geliyor mesela. Eminim ki Kemal, Ferit'e, Şükrü'ye daha fazla gidiyordur bu sorulardan. İşte BBL olarak ne yapacaksınız falan gibisinden. Arkadaşlar BBL bünyesinde olup da farklı platformlarda yayın yapan insanlar var zaten. Bizim arkadaşlarımız var yani bu bünyenin altında. O yüzden buradaki olay birazcık daha hadi hep beraber buraya geçelim veya hadi hep beraber buraya geçelim değil. Herkes kendi istediğini yapmakta özgür. Ben bugün bu platformu bırakıyorum dediğim zaman kimse bana nereye gidiyorsun? Yani arkadaşça sorabilir ama hayır bırakamazsın noktasında sormaz veya işte bunu yapmaz veya işte ben başkasına yapamam. O yüzden ben kendim kararlarımla ilerliyorum bir noktada. Onun haricinde şimdilik şu an için platform bırakmayı veya platformu değiştirmeyi çok gündemimde değil. Tabii ki düşünüldü. Düşündük. Ben kendi adıma da düşündüm. Ama birazcık daha ben sakin kalıp daha ne yapılabilir düşünüyorum aslında. Başka platformlardan tabii ki teklifler geliyor. Geçen arkadaşlar da umuyorum ki gittikleri yerlerde umdukları şekilde bulurlar gittikleri yerleri. Tabii ki burada şimdi son haftalarda durumlar harbiden can sıkıcı. Can sıkıcı ve işte yapılan para aklama bilmem ne olaylar çok başka yerlere gitti. Hala daha işte sonuca varılmadı ama olay yargıda. Sonuçta yargıda. Biz de bunun için elimizden geleni yaptık aslına bakarsanız. Burada şöyle bir ince bir çizgi var. Yani gerçekten bazı insanların üstüne gidip fişini çekmek veya onlara işte aforoz etmek bu çok kolay. Ama arka planında gerçekten birisinin günahını almak veya buzan altında bırakmak da çok zor kararlar. Bu konularda da birazcık duygusal, ne kadar duygusallığımızı geri planda tutsak da geçtiğimiz haftayı merak edenler için ben kısaca bir özet geçeyim. Hani ne yaptık veya işte neyle uğraştık da hem yayın açmadık hem de ne yaptığımızı merak edenler için. Biz abi toplandık. Bu konunun zaten gerçekten davacısı olacağımızı söylemiştik zaten. İçimizdeki en azından içimizdekileri adına ne yapabiliriz konuştuk. Şunu da ben burada yayın açmışken tekrar hatırlatayım. Batuhan'la alakalı kararımızı söylemiştik. Bununla alakalı salak salak yorumlar da geldi bazı arkadaşlardan. Ne olursa olsun ben buradaki community'yi daha temiz tutabilmek için böyle bir karar verdim. Bazı şüpheler olduğu için bu şüphelere yer bırakmak istemedim. Tabii ki arkadaşımın başka diğer süreçlerinde veya işte siktir git diyemezsin sonuçta arkadaşın. Sadece üzülürsün yani böyle bir durumda. Aynı şekilde Mete'de de aynı problemler yani aynı soru işaretlerini Mete'de de gördüğüm için ya da gördüğümüz için diyeyim. Aynı şekilde komüniteden onun da uzaklaştırmak durumunda kaldım. Ben burada şunu söyleyebilirim sadece. Aslında temiz Twitch, evet temiz Twitch ama herkes kendi ekibindekileri, kendi içindeki insanları arkasında durmak yerine
Tabii ki arkasında durulur. Sonuçta arkadaşın veya işte çok sevdiğin bir adamdır. Tabii ki arkasında durulur ama bu iş zaten yargıya gitti. Yargı tarafında artık veya Twitch tarafında nasıl bir aksiyon alınır bilinmiyor. Ben durumların aksine Twitch'in illaki bir yaptırım olacağını düşünüyorum. Ama şöyle de düşünüyorum aynı zamanda. Biz bile bazı yayıncı arkadaşlar da dahil olmak üzere kendi içimizde gerçekten yapıp yapmayanları ayıklamaya çalışırken bu kadar süre geçti. Kaldı ki 253 tane yayıncıdan bahsediyor Twitch platformunda. Yani Twitch'in bunlara random ban atması da mümkün değil belki. Güzel bir incelemeye alması gerekiyor. Ben buradan illaki bir sonuç çıkacağını düşünüyorum kendi adıma. Yani bir yaptırma veya bir şey olacaktır eminim ki. Biz zaten BBL olarak da BBL'in de aynı işlemi gerçekleştirdik. Sonuçta baktık gerçekten kolay şeyler değil. Bir haftamız bu şekilde geçti aslında. Aslına bakarsan iki haftamızdı bu süre. İki haftamızı aldı. Ya şöyle değer görmekle alakalı tabii ki insan farklı şeyler bekliyor. Burada sürecin ben bu şekilde kalacağını düşünmüyorum en azından. Ben buna inanmak istiyorum yani. Yoksa hani zaten şöyle bir şey var. En azından burada kalan, hala emeğiyle para kazanan, çabalayan ve illegale bulaşmamış yayıncılarını kaybetmemek adına bir açıklama veya bir aksiyon alacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir noktaya da gelmesin olay. İşte geçenler geçti, kalanlar hala buna izin veriyor veya işte buna okeyler gibi de düşünülmesin. Tabii ki burada kalmaya devam eden arkadaşlar da, diğer yayıncı arkadaşlar da bunun karşısında duracaklardır yani eminim ki. Herkes kendi içindeki insanları bir şekilde temizleyecektir veya işte yanlışa yanlış diyebileceklerdir diye düşünüyorum. Nasıl düşünmeyelim Çağrı? Ya bunu düşünecek bir şey yok abi. Sonuçta bak size şöyle bir şey söyleyeyim. Bana da geldi abi bak şöyle söyleyeyim. Nimo TV'den bana teklif geldi. Ve bu teklif geldiğinde bu olaylar da daha henüz çıkmamıştı aslında. Teklifi çok rahat düşünebilecek kadar zamanım da vardı yani. Ve teklife olumlu veya olumsuz herhangi bir şey de demedim. Bir şey de söylemedim yani teklife okey demedim, hayır da demedim aslında. Nimo TV'den geldi. Ben giden çoğu arkadaşın Nimo TV'ye gideceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir durum yok, var ortada. Bana geldiyse bu teklif herkese gitti yani bir yerde. Bu olay da biraz üstüne sebebiyet verebilirdi mesela. Ama işte YouTube veya Nimo aslında buradaki seçenekler gibi duruyor. Bu konuyla alakalı da olay zaten yargıya gitti abi. Az çok hem duyuyoruz hem görüyoruz. İfadeler alınmaya başlandı. Umuyorum ki en kısa zamanda bu çıkar. Twitch'in reklamı evet televizyonlarda yani anneannelere kadar gitti, dedelere kadar gitti. Herkes bir şekilde Twitch'i öğrendi belki şu anda ama işte çok iyi bir imaj da öğrenmedi veya çok şey öğrenmedi. Soru işaretleriyle kaldı. Beni tanıyan ama Twitch piyasasını bilmeyen akrabalarım bile ya olaylar böyleymiş, işte şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu izlenim güzel bir izlenim değil. Bu yüzden belki aslında günün sonunda Twitch yine kendi PR'ına zarar verdi yani benim düşüncem. Ama bakalım. Bakalım yani. İfade verenler ortaya çıkaranlar, yapanlar değil. Yok abi, yapanlardan ifade verdiklerini de gördüğüm de var yani. Yapıp da ifade vermeye gidenler de var. Ya sonuçta abi işin, biz bu işin bir yerde hani şey de değiliz yani. Yargısı olamıyoruz ne yazık ki, anladın mı? Senin veya izleyicinin işte bu gitsin, bu kalsın, şu gitsin, bunu karar vermesi çok zor değil. İlk etapta kolay gibi geldi. Şey çok kolay değil, çok kolay gibi gözüküyor aslında ilk etapta. Ama sonrasında hem birebir oturup konuştuğun zaman veya işte datalara baktığın zaman azıcık bir acaba gerçek mi lan şüphesi olduğu zaman bile hareket etmek çok zor hareket ediliyor yani. O yüzden hani geçen arkadaşların yolu açık olsun tabii ki. Burada ben biraz daha şey düşünüyorum yani. Biraz daha şöyle düşünüyorum. Ben burada bir şekilde doğdum aslında. Twitch'te yayın yaparak bir yerlere geldim. O yüzden birazcık daha handle'layabileceğimi düşünüyorum. Çünkü benim 3. senem.
Bazı arkadaşlar belki yıllarını verdiler. Evet, haklılar da yani her türlü davada. Ama ben buranın sonuna kadar görüp ona göre karar vermek istiyorum yani. Bu arada benim sözleşmem yok burayla. İstediğim zaman çekip gidebilirim. Veya işte istediğim kararı alabilirim yani. O açıdan hala referans geliri devam ediyor aslına bakarsan. Ve sonrası da performans yani. O şekilde. Kardeşim benim ne karar verirsem her zaman arkandayız ya, aynen. Ya kaynatma 2 dakika amına koyayım ya Kemal. Lan ben sözleşmem var diye biti bıraktıydım. Şafak. Sözleşmem yok Şafak. Niye, nereden öyle bir yanılgıya kapıldın amına koyayım ya? Benim sözleşmem yok. Normal performansımla kazandığım gelirim, aboneliklerim vesaire, onun referansını alıyorum. Yani TL'ye geçirdikten sonra. Zaten artık öyle bir şeffaflaşıldı ki her konuda. Datalar leaklendikten sonra. Eskiden bunları konuşmak belki yasaktı ama bu saatten sonra yasak olacağını zannetmiyorum. Zaten hepiniz her şeyi biliyorsunuz. Bir izleyici olarak Twitch'in bütün işleyişini, hangi yayıncının ne kadar kazandığını, nasıl bir anlaşma içerisinde olduğunu, hangi sözleşmelerin ne, kimlerle nasıl yapıldığını herkes iyi biliyor yani aslında bakarsan. Zaten yani. Ha, bilin, çok da kötü bir şey değil. Askere gitmedim lan, nereden çıktı? Çavuş Kemal sen sus. Gizli diye bir şey kalmadı aynen. Ya şimdi Kemal çıkıp ben platform değiştiriyorum dese ben ve Ferit gitmeyebiliriz yani. Veya işte ben desem onlar gelmeyebilir. İlla toplu hareket edilecek diye bir şey yok yani bence bu noktada. Herkes kendi kararı ve fikri var, aklı var, mantığı var. Bazı insanlar bazı şeyler handle'layabileceğini düşünüyorsa geçebilir. Veya kalabilir de yani. Çok asıl mevzu başka platforma geçmek tabii ki Twitch'e olan bir duruştur. Ama ben zannetmiyorum abi, sonuçta burada olan her şey başka yerlerde de var. Önemli olan gerçekten bir şeylere dur diyebilmek veya işte önüne geçebilmek. Bu da çok zor aslında bakarsan. Şimdi datalar leaklendi, bu böyle bir platformun ömrü hayatı boyunca bir defa olabilecek bir şey. İnsan istiyor ki, gerçekten emin olmak istiyor. Bundan sonra herkesin emeğinin karşılığını alabileceğinden veya işte bu sürecin karşılığında sonucun da herkes kendi hakkıyla illegal olmadan emeğinin karşılığını alacak şekilde. Çünkü öyle bir platform istersin yani, anladın mı? Onun haricinde şeyden konuşalım. Gugu'yu çok sormuşsunuz. Gugu'yla bir tartışmamız olmuştu. Onunla özelden konuştuk, telefonlaştık. Onu hallettik. Birazcık yanlış anlaşılmalar olmuştu iki taraflı. O şekilde tatlıya bağladık. Onda bir problem yok. Ama bazı arkadaşlar da şey diyor işte. Katman dağıldı falan filan. Arkadaşlar şöyle bir şey yok. Yani Katman bir ekip değil, bir community. Öncelikle bunu söyleyeyim. Discord'da hepinizin oluşturduğu, senin, benim, bizim hep beraber oluşturduğumuz bir community. Mete'den müsaadesini istedik abi. Soru işaretleri vardı kafamızda. O yüzden durum gerçekten aklanana kadar, durum gerçekten ortaya çıkana kadar, her şey netleşene kadar maalesef bu şekilde. Kist ameliyatı olayına tepkin ne oldu? Ya şoka girdim. Bir de hocam bir şey söyleyeceğim. Bizim Katman neyse, ya nasıl bir program yapıldıysa, Katman neyse aldığımız isimlerin yani %90'ının ismini görüyorum yani, anladın mı? Gerçekten bu da çok can sıkıcı yani, anladın mı? Çünkü bu, yani bu tarz işler yaparken genellikle hep kafamdaki şey şuydu yani. Ya evet, birilerine de faydası olur belki bu işlerin. İşte bir şeyler olur falan filan gibisinden. Ya dönüp baktığım zaman ya zaten benden fazla kazanmışlar yani, anladın mı? Hani benden fazla kazanmaları problem değil de abi hiçbir sekmez yani. Her programda olaylı bir isim var yani. Gerçekten çok acayip, çok ilginç. Ya o göğüs ameliyatı olayına zaten hani diyecek hiçbir şey yok, anladın mı? Yani
Ağzım açık kaldı yani. Öyle söyleyeyim sana. Gerçekten ağzım açık kaldı. İlla ki kendi içinde bir açıklaması vardır ama yani dışarıya karşı evet belki trollü bilmem neydi ama hani dışarıya karşı verilen resim hiç öyle gözükmüyor yani, anladın mı? Gerçekten şok. Şokeydi yani, öyle söyleyeyim sana. Samet'in işte günün sonunda Samet'in getirdiği Samet'in tasarladığı bir program yani, anladın mı, günün sonunda. Kegri otel odasında kafa silah dayadıkları yalanını anlatsan abi. Ya Yüksel bir dur amına koyayım. Onun yalanı şimdi onun sırası mı amına koyayım ya? Yalan anlatsana diyor bir de. Yalan diyor bir de. Bir de öyle bir olay var tabii ki geçmişte. Vallahi ben bunu hani böyle birazcık daha muhabbet sohbet için açtım. Biraz muhabbet ederiz. Bir süre sonra kapatırım, kaçarım. Sadece şunu söyleyeyim. Dayım hoş geldin. Sadece şunu söyleyeyim. Pazartesiden itibaren normal yayınlarımıza döneceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Yani en azından kendi adıma söyleyeyim. Döneceğiz. Ben burayı kafa dağıtmak için geliyorum. Burada gerçekten normal yayınlarımıza dönüyor olmamız başkaları tarafından farklı yorumlanmasın. Sadece. Birazcık kafa dağıtmaya hepimizin ihtiyacı var artık yani diye düşünüyorum. Ve aşırı makaram geldi yani. Aşırı geldi. Ama bir yandan kafam çok dolu. Şunlar birazcık daha böyle en azından bir Twitch'ten bir açıklama gelse, en azından böyle bir şeyler söylense bize de ona göre hareket etsek falan. Bekliyoruz. Punky derken neyi soruyorsunuz? Yani Punky ile alakalı ne soruyorsunuz? Anlayamadım. Soruyu anlayamadım yani. Yani artık bu işin o kısımdaki insanlar, Punky olsun, bir diğer arkadaşlar olsun, yargı tarafında çözülecek olaylar yani bu. Sadece buradan benim söyleyebileceğim tek şey var. Ekipler kendi içerisinde yapan adamların arkasında durmamaya özen göstersin yani böyle bir durumda. En azından hani buraya temiz ya da o zaman temiz eşlik temiz Twitch kullanmayacaklar yani, anladın mı? Olay bu. Abi istediğimiz soruyu sorabilirsek donun ne renk? Anladım. Ya bu kanalda öyle çok bir drama çıkmaz hocam. Orayı zorlayan arkadaşlar varsa onun bilgisini vereyim. Drama çok olmaz. İlk etapta yani makara, eğlence yayınları yapan bir insanım. Tabii ki hayatın her türlüsünü gördük mü gördük. Orasında sıkıntı yok. Ama bu konularda da şöyle bir kitle de var yani. Böyle bir Akbabalar birazcık dolanıyorlar. Onlara da çok prim vermenizi tavsiye etmiyorum yani. Sonuçta gerçekten işin detaylarını, inceliklerini, tam her şeyini öğrenmeden bu kadar kolay yargılara varmak, bu kadar kolay insanlara böyle bir yüklemek çok çok doğru bir hareket gibi gelmiyor bana yani. Ortalığa böyle akbabaların sarmasıyla beraber konu güzel bir konu, prim yapılabilecek bir konu. Yüklenmek istedikten sonra ben size burada öyle bir şov yaparım ki o datalarla. Bak, hayatınızda böyle bir stand-up izlememişsinizdir yani. Ama etik değil bence zaten. Anladın mı? Pazartesine itibaren biz kendi gemimizle, kendi teknemizle tekrar yolumuza devam edeceğiz. Bununla alakalı. Tabii ki yolumuza devam edeceğiz. Bir yandan da hani bakacağız ve bekleyeceğiz. Twitch tarafında neler olacak, yargı tarafında neler olacak. Umuyorum ki bu olay çözülür ve bir daha yaşanmayacak şekilde çözülmesini diliyorum yani. Sonuçta gerçekten emek vermeye devam edeceğiz. Bir yerde emek vermeye devam edeceğiz. Ve hani birileri hiçbir şey yapmadan... Ya bu şöyle bir iş ki... kolay para kazanmak zaten kolay para kazanma çakallığı zaten başlı başına aslında yeterli bir sebep, anladın mı? Emeğini vermediğin bir paranın karşılığını, yani emeğini vermediğin bir şey kovalamak, işte ekstra para kazanmaya çabalamak bununla alakalı. Bu çok kolay. Çünkü o kadar şöyle kolaylığını şöyle anlatayım yani. 200 dolarlık yaparsın, tamam mı, kendine? 200 dolarlık yapmışsındır. O ay şöyle bir şey görürsün, tamam mı? Ya dersin ki buna kadar işte şu kadar. Ya iyi ya bu ay 500 dolar yapayım şunu alayım. Anladın mı? Bunu alırsın, o ay 500 doları bir sefer yaparsın. Sonraki ay kira ödeyemezsin. Bilmem ne yapamazsın. Yani zaten bu
Ondan sonra kere ders ki ya tamam borçlar da şey yaptı bir kere 2000'lik yapayım kapatayım falan filan. Kimse salak değil abi yani anladın mı? Burada herkes bir şekilde emek vererek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kanka ortaya çıkan arkadaşların için çok için soru işaretleri vardı diye cevaplamam bayağı eksi 18 olmuş. Düşündürdüğümü çok merak ediyorum. Neyi kanka eksi 18 olmuş tam olarak anlatabilir misin? Ortaya çıkan arkadaşlarımız derken şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu iş hepinizin sevdiği yayıncılar da vardır. Aranızda sevdiğiniz yayıncılarda da çıkmıştır belki. Belki eşinizde dostunuzda da vardır. Yani tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Ben şunu söyleyeyim kendi adıma. Ben böyle bir şeye göz yumamam. Ve bu şekilde soru işaretleriyle veya işte netlik kazanmamış hareketlerle devam edemem. Kendi ekibim için en azından bunu yapabiliyorum. BBL adına konuşmak gerekirse ki ben BBL adına konuşacak sıralamada 4. 5. 6. ismim belki. Ama en azından şunu söyleyeyim. Gittik abi. Gerçekten 15 saat bir toplantı odasında önümüzde datalarla, önümüzde işte savunmalarla, önümüzde şeylerle bunu zaten netliğe kavuşturmaya çalıştık. Zannetmeyin ki kimse kimsenin arkasında durmaya çalışıyor. Kimse kimseyi işte kollamaya çalışıyor ki herkes bu işin karşısında yani. Hani burada en basitinden Ferit yıllarını verdiği bir platform burası yani. Anlatabiliyor muyum? Hani tamam ben falan yeni sayılırız daha. 3 sene yani yeni dediğimde 3 senemiz var. Ama sonuçta diğer arkadaşlarım benden daha tecrübeli olanlar. Hepsi yıllarını verdi. Kimse böyle bir şey göz yummak istemez yani emin olun yani anlatabiliyor muyum? Sadece olay şu. Kimse kimsenin arkasında durmaya çalışmasın. Diğer ekiplerde de bu işi yapanlar varsa herkes açık ve netlik kazandırsın abi konuya. Anladın mı? Ev muhabbeti iyice doşlandı demek ilgili. Ev muhabbeti ne lan? O kadar unutmuşum ev muhabbetini. Nuri'nin ev muhabbeti mi? Arkadaşlar reklamlar Twitch'in kendi reklamları. Benim bastığım reklam değil yani. Reklamları bayağıdan beri kaldırdım ben. Şey geliri, referans gelirinden sonra reklamları kaldırdım ben. Ya durum mu abi? Durum mu yani? Bizim ekip içinde olay da bu. Katman herhangi böyle bir kişiye bağlı bir şey değildir. Yok ekipler şöyle oldu artık sarar mı sarmaz mı? İzlersin baba sarmıyorsa kararını verirsin. İzlemez çok problem değil yani. Biz sonuçta burada sadece ben burada size mizah vaat etmiyorum ki. Eğlenceli zaman geçirmeye vaat ediyorum. Zaten ben eğlenemezsem kimse eğlenemez günün sonunda. Ve ben bu hafta bütün bir hafta boyunca eğlenmedim. Eğlenceli değildi benim için gündem. Veya 2 haftadır diyeyim en azından. Hiç eğlenmedim. Dolayısıyla ben eğlenmiyorken tutup da kimseyi de eğlendiremem yani günün sonunda. Pogba'yı sağa çekiyor. Hala nerede ya? Ben buradayım ama. Ben buradayım. Pelin'e geçen gün yapılan bir saldırı vardı canlı yayında. Ya bunlar hoş değil. Gerçekten yayıncıları sindirmeye yönelik. Tamam mı? Yapılan hareketler. Ama burada şöyle bir şey var. Kimse bu hareketler karşılığında korkacak kadar işte efendime söyleyeyim bundan çekinecek insanlar değiliz yani çok şükür. Burada İnsanların motivasyonunu düşüren, moralini bozan hareketler bunlar. Sonuçta gerçekten bu iş yapabilmek bir motivasyon işi günün sonunda. Yayın açmak, insanların önüne çıkmak, konuşmak, işte bir şeylere karşı durabilmek, fikrini beyan edebilmek. Bunlar bir tamamen motivasyon işi. Ben çok üzüldüm. Kendi adıma çok üzüldüm. Emin olun o konuyla alakalı da gelen infoları değerlendirmeye çalıştık. Onurcan ne yapıyorsun ya sen? O bit de değil amına koyayım. O ne ya o? Patlıyor matlıyor. Onurcan çiğir. CD atıyor amına koyayım. Böyle bir olay olabilir mi ya? 2 dakika ciddi bir şey konuşuyor. CD atıyor ya 5000 5000. Yani ben kendi adıma buradayım. Geçen arkadaşları da duruşundan dolayı
Tebrik ederim yani. Efe, Çağrı'dan hamileyim mi? Şafak 25 bin bit göndermiş. Pipi küçük kist ameliyatı için. Pipi küçültme ameliyatına 25 bin yeter mi kardeşim böyle bir... Sence böyle bir olaya yani 25 bin bitle olacak bir şey mi yani sence? Oğlum dur Şafak atma ya. Şimdi atma kanka, ortalık bir sakinleşsin, şu bit mevzuları kapansın, ondan sonra sen yapıştırırsın. Yüz yapıştır ondan sonra. Bir tür referans olayları bir azalsın bakalım. Zaten şimdi atacaksın, o dashboard'un çok üstüne çıkamadığım zaman referansı geri alacağım ben. Paranı biraz beklet. Biriktir ya da önümüzdeki ay. Biraz çalışalım ya hocam. Bütün destekçilere şöyle söyleyeyim yani. İşimizi bu sürede işimizi salmayalım abi. Birazcık emeklerimizi vermeye devam edelim. Anladın mı? Bak şöyle göstereyim hocam. Bu ne? Yo yo, bu ne bu? Bu ne hocam bu? Yapmayın gözünü seveyim ya. Hocam yapmayın gözünü seveyim ya. Bu kale, bu kale tamam, kale male de bu kale düşer yani, bu 3000'e falan düşerse. Bunu da tutamam yani. Tamam iyi hoş, duralım burada hani, göğüsleyelim falan da. İki tane NFT aldık amına koyayım. Onlardan da zaten hiçbir sikim gelmedi. Ne yapacak, bir şey yok yani. Selamünaleyküm.